1960 İstanbul doğumluyum. İlk orta lise öğrenimimi yine İstanbul'da tamamlayıp İstanbul Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro Bölümünden ve Belediye Konservatuarı yine Tiyatro Bölümünden mezun oldum. Şu anda Bodrum'da milli eğitime bağlı okullarda drama eğitmenliği olarak görev yapmaktayım. Ayrıca bir profesyonel tiyatroda da çalışmalarım devam ediyor. Peki tiyatro nasıl başladı? Niye tiyatro? Nereden geliyor bu heves? Vallahi ben tiyatroya çok tesadüf, daha doğrusu konservatuara çok tesadüf girdim. Bir dönem yokluk diyelim, tezgah altında satılan sigaralar, tüp gaz kuyrukları, buna benzer bir sıkıntılar içindeyken İstanbul ve Türkiye, amcamın deyişiyle bana bir benzin karnesi al Eminönü Belediyesi'nden dedi. Ben de aynı böyle Kemal Sunal'ın filmlerindeki gibi yanlış bir kuyruğa girdim. O kuyruk konservatuar kuyruğuymuş. Ve o kadar bekledim, bari dedim kayıt olayım. Kayıt oldum. Çok tesadüf oldu. Kazandım. Yani çok ani bir karar oldu. Yani isteyerek, bilerek girmedim. Vallahi bol bol oyunlara gitsin. Eğitimi o. Bol bol oyunlara gidecek. Bol bol kitap okuyacak. Dediğim gibi ustaları seyredecek. Ki biz çok şanslıydık. O ustaların döneminde yetiştik. Yani ben konservatuara girdiğim dönemde hiç unutmam, bizi seçen jüri heyeti içinde Melih Cevdetler, Necati Cumalı, Yıldız Kenter, Çetin İpekkaya ve bir sürü duayen isimlerin karşısında biz konservatuarı kazandık. Çok, ne bileyim, iyi bir eğitim almaları lazım. Yani biz çok şanslıydık o yönden. Şey olarak ne derler, eğitimini onlardan aldık. Bir şey diyemiyorum yani. Sadece eğitim yeterli mi? Yetenek de şart. Tabii. O yetenek olmadan olmaz. Yani onu muhakkak bir şekilde kendini ortaya koyacak. Varsa yeteneği zaten olacaktır. Yoksa bir şey yapamazlar yani. Peki sizin bu işe ilk adım attığınız yıllarda örnek aldığınız sanatçıları hatırlıyor musunuz? Yani tabii canım. Yıldız Kenter olsun, Çetin İpekkaya olsun, Lale Oraloğlu olsun, komedi dalında Müjdat Gezen olsun, Mete İnselal olsun, bunlar çok değerli insanlar yani. Onlara hep örnek aldık yani. Tiyatroya ilgi nedir ülkemizde? Maalesef tiyatroya ilgimiz çok az. Biz bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Çoğu arkadaşlarımız bir sene anca dayanabiliyorlar. Seyirci az, bunu belediyelerle karşılamaya çalışıyoruz. Yani çok düşük, çok. Bunu neye bağlı? Vallahi insanların bir kısmen ekonomik zorlukları, bir kısmen duyarsız olmaları, sanatı ilgisiz kalmaları, ne bileyim, bunun yapılacak yani hem devlet eliyle hem özel sektör eliyle desteklenmesi lazım. Yani dünya sinemalarına veya dünya tiyatrolarına baktığımızda inanın yani devletin çok büyük destekleri var. Böyle bir desteği biz göremiyoruz. Yani görsek bile çok bize zorluklar çıkartıyorlar. Kültür Bakanlığı'ndan bir ödenek almak çok zor. Yani kolaylaştırıcı olmuyorlar. Seyircinin de bir takım şekilde bilet fiyatlarından dolayı biraz gelmemezlikler oluyor ama yani canlı seyrediyorlar. Buna bir zaman ve para ayırmaları gerekiyor bana göre. Bunu neye bağlıyorsunuz? Yani televizyon mu etkiliyor, diziler mi etkiliyor? Televizyon ve diziler etkiliyor. Şov programları, yani hayatın öyle olduğunu zannediyorlar. Gerçekleriyle karşılaşmak mı, yüzleşmek mi istemiyorlar? Çünkü biz bir yerde aynayız. Onları anlatıyoruz onlara, kendimizi anlatıyoruz onlara. Yani ne bileyim, bir şekilde gelmeleri gerekiyor yani. Gerekli promosyonları da sağlıyoruz gelsinler diye ama maalesef bir cumartesi günlerini ayırmıyorlar. Benzer şeyler orada görüyoruz ki bu sadece sahnede oynanan bir şey değil, tiyatro aynı zamanda. Çünkü seyircisiyle beraber ya da tiyatro mu? Diksiyon denen bir şey yok, tonlama denen bir şey yok. Yani takla atıyorlar devamlı. Yani tiyatro bu değil yani.
çok ciddi yapılması gereken bir şey. Ben o tür yapımları sevmiyorum. Çünkü eğitmenlik hayatımda da çocuklarla konuşuyorum. Hangi diziyi seyrediyorsunuz veyahut da hangi programı? Aa ben diyor tiyatroyu çok seviyorum. Nasıl bir, işte çok güzel hareketler falan. O çok hoşuma gidiyor. Ali Sunal'ın şeyleri çok hoşuma gidiyor falan. Ya bu değil tiyatro ya. Bu değil. Yani bir şeyler vermesi lazım. Rahmetli Necdet Uygur'un bir lafı vardı. Derdi ki bizler derdi şeker veriyoruz. O şekerin tadını aldıktan sonra bitiyor. Yani ben bu programlara da öyle şeker tadında bakıyorum. Yani emiyorsun o şekerin tadı gidiyor. Ama öbür türlü klasik tiyatro olsun diye normal tiyatrolarda olsun biz şeker dağıtmıyoruz. Biz bir şey anlatmaya çalışıyoruz. O beyinde kalıyor, damakta değil yani. Peki tiyatrocular aynı zamanda iyi de seslendirmeci olur. Çoğunluğu diyeyim, hepsi için demeyeyim ama öyle. Yani ama bunu bol bol okumakla, sesli okumakla ben öğrencilerime de onu tavsiye ediyorum. Yani her gün 10 dakika en azından sesli okuma yapın. Hatalarınızı duyacaksınız kulağınızda. İleride o sesleri düzelteceksiniz. Yani seslendirme çok zevkli. Ben çünkü TRT kökenliyim. TRT'de radyoda çocuk bahçesi programları yapıyorduk Harbi İstanbul Radyosu'nda. Yani bir çok özel, çok zevkli bir şeydir. Yani oyun gibi güzel bir şey. Seyircimiz yok ama onu yaşayabiliyoruz, yaşatabiliyoruz. Onun için bir şey diyemiyorum. Peki Orhan Köken'in yazarlığı var mı? Var. Senaryo, var, var, var. Dinleyebilir miyim? Ya küçük küçük şeyler yapıyorum, denemeler yapıyorum, oyunlar koyuyorum, yönetiyorum. Güzel şeyler var tabii, yapıyoruz bir şeyler. Biz şu anda eğitmen Orhan Köken'i dinleyebilir miyim? Vallahi çok zevkli bir şey. Yani öğrendiğimizi aktarmak ve öğrencilerimizle böyle diyaloğa girmek çok zevkli bir şey. Yani biz amaç ya bir tiyatro oyuncusu olsunlar diye değil. Biz mesela konservatuvarda ilk girdiğimiz senelerde Yıldız Kenter'in bize bir lafı vardı. Derdi ki çocuklar burada siz hepiniz tiyatro oyuncusu olacaksınız diye bir şey yok. Ben sizi iyi bir tiyatro seyircisi yapmaya çalışıyorum. Benim de amacım bu yani. Çocuklara iyi bir tiyatro seyircisi, tiyatroyu sevdirmek amaç. O amaçla bu eğitime devam ediyorum. Çocuklarım çok başarılılar. Çok iyi istekliler. Bunu Gümüşlük'te devam ediyorum. Akyarlar'da devam ediyorum. Özel olarak da dersler veriyorum. Bir şeyler öğrendiklerimi aktarmak benim çok hoşuma gidiyor. Evet. Akla Kara ve Bodrum Tiyatrosu. İstanbul'da çok sükse yapmış bir oyun. Şimdi Bodrum'da sanıyorum sahnelenecek. Onu dinleyebilir miyiz? Vallahi çok güzel bir oyun. Sanırım 2012'de ödül aldı bu oyun. Ve devam ediyor. Ve o kadroda olmak benim için çok muhteşem bir şey. Kerem Kobanbay bana göre Türkiye'nin en iyi aktörleri arasında ilk 10 içinde bir arkadaşımız. Bana o teklifi getirdi de ben çok heyecanlandım. Zaten hazır olan bir ekibi vardı. O ekibe beni davet etmeleri çok hoşuma gitti. Ve çok güzel daha da devam edecek 3 dahi olsun 3 nokta oyunlarımızla Mayıs'a kadar sanırım devam edecek bir oyun şeyimiz olacak. Tiyatro çok zevkli ya. Peki oyunla ilgili bilgiler alabilir miyiz? Adıdır, nerede oynanıyor, kadrosu kaç kişi, tek perde mi, çok perde mi, komedi mi, evet. Dram mı, nedir? Komedi. Konusu aldatma konusunu işliyoruz. Kerem kendisi yazdı oyunu. Oyuncu kadrosu da gerçekten usta oyuncuların olduğu bir kadro. Oyuncu kadrosunda Aslı Kobanbay, Kerem Kobanbay'ın eşi, doçent doktor Yavuz Pekman, Anita Pekman, devlet tiyatrolarından Hakan Elmasoğlu ve yine Kerem'in öğretmenlik yaptığı, eğitim verdiği Bodrum Güzel Sanatlar Akademisi'ndeki bir öğrencimiz Gözde Tüter sanırım soyadı. O güzel bir ekip olduk. Ben onların arasına yeni katıldım ve çok heyecanlandım. Çünkü uzun süredir tiyatro yapmadım. Bazen tutukluklarım oluyor ama atacağıma da inanıyorum. Peki nerede o sahneleniyor? İnsanlar nasıl ulaşabilir? Evet. Hangi günler, saat kaçta? Her cuma ve cumartesi günü Karımın Kocası. Cumartesi günü de artsız davet oyunumuz var. Konacık Sanayi Sitesi yanında Kale İş Merkezi'nde sergileniyor. İki perdelik bir oyunumuz. Kahkahaya doyamayacaksınız yani. Gülmeye doyamayacaksınız. Peki şimdi o zaman Orhan Köken'in Gümüşlük Yaşamı'na gelelim.
Nereden geldiniz, ne zaman geldiniz, neden Gümüşlük? Valla 2018 senesinin Temmuz ayında geldim. Çok bir tatil için geldim, 15 günlük bir tatil. Eşimin burada bir iş teklifiyle karşılaşınca zaten bir niyetimiz vardı Bodrum'a gelelim diye. O bir çok tesadüf oldu. Öyle geldik. Sonra ben biraz dayanamadım. Böyle sakinliğe, sessizliğe dayanamadım. Kaçtım ben. 2-3 ay İstanbul'a kaçtım. Orada yapımcılığını üstlendiğim oyunu sahneledim. Tabii bir takım böyle ailevi problemler yaşadık bu dönem zarfında. Yani daha sonra Gümüşlük'e de çocuk oyunu vermek için Gümüşlük Kemal Durmaz İlköğretim Okulu'na gittim. Orada geçen seneki müdürümüz Akif Sengir müdürüm, ya hocam dedi, siz madem burada yaşıyorsunuz bizim çocuklarımıza tiyatro eğitimi verir misiniz? Dedim nasıl olacak bu iş? Ben halledeceğim dedi. Diplomam var mı? Hepsini verdik. Gitti Milli Eğitim'e benim adıma müracaat etti. O günden beri Gümüşlük Kemal Durmaz'da bu ikinci senem devam ediyoruz eğitime. Vallahi Haziran ayı itibariyle Eylül'ün ilk 15 gününe kadar böyle bir festival organizasyonu içinde olacağız. Bu organizasyonda yakın arkadaşlarımdan Tarık Yolcu ile beraber bir yolculuğa çıkacağız. İnşallah başarılı olacağız. Bodrumları bu festivale bekliyoruz. Tarihleri bildin mi? Haziran 20, Eylül 10 arası tarihler, o tarihler içinde ünlü isimlerin de geleceği ve uluslararası platformdaki müzisyenlerin geleceği bir organizasyon olacak. 3 ay boyunca, evet. Aynı mekanda olacak, Turgut Reis'teki mekanda. Demarin'de olacak. Orada bir takım aktivitelerde bulunacağız. Hemen hemen her gün yani. Her gün 3 ay boyunca.